Kadırganın değeri bayağı yükseldi. İnsanları evlerini satmaya nasıl ikna ettiniz? Ne yapacaksın orasını? Önemli olan tapuların yavaş yavaş elimize geçiyor olması. Sakıncalı yöntemlere başvuruyorsanız bilmem lazım. Baştan önleminizi alalım. Nasıl bir önlem? Yani işi kitabına uydurmak gibi. Senet menet yapıyorsanız eğer, ben bu işleri örtmekte çok iyiyimdir. Bu güzel bir haber. Veli Bey'in gözünde seni öne geçirir. Şahane. O zaman anlaşırsak senetleri bana verirsin. Benim safım belli Aslı. Veli Bey de zaten malum. Bence iş sizindir. O zaman şu rakipleri gönderelim de işimize bakalım. O kadar diyorsun. Yani ayrıntılarla vakit kaybetmeyelim. Sizin bu barışlarınızda tam olarak ne var? Hayır, açık konuşalım ki bir yanlış anlaşılma olmasın. Bir şey yok. Vardıysa da geçmişte kaldı. Güzel. O zaman salalım gitsinler. Aslı Hanım. Buyurun Barış Bey. Fiyat düşürmek için bizi göndermeye çalışmak hiç hoş değil. Yapmayın. Hiçbir iş adamı böyle basit bir tuzağa düşmez zaten. Değil mi Emrah Bey? O zaman biz işimize bakalım. Sonrasına sonra bakarız. Sen eskiden daha profesyonel davranırdın. Agata. Böyle kestirmeden gitmek yakışmıyor sana. Agata mı? Emrah. Sen bana ördekleri gösterecektin hani. Tamam. Şu taraftan. Şu tarafta. Ben de bir göreyim bakayım şu ördekleri. Pardon. Ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? Beni kızdıracaksın diye yam yam musallat ediyorsun. Dert olacak başına. Niye öyle diyorsunuz canım? Bence gayet hoş biri yani. Hoş? Boş senet imzalatan birisinin nesi hoş olabilir Aslı? Aa, belki haberi bile yoktur o işten. Var haberi. Biliyor. Sen de bildiğini biliyorsun. O zaman siz de niye yanaştığımı biliyorsunuz? Yanaşma Aslı. Yanaşma. Aa, nerede canım bu ördekler? Şu tarafta. Ay bunlar ne tatlılar ya. Yeğenim görse bayılır. Tamam getirirsin. Artık beraberiz. Ay canım çok şeker. Evet aslanım şeker. Siz de tadında bıraksanız diyorum. Yahu yok mu böyle şeker, ekmek, mekmek bir şey besleyelim hayvancağızları Emrah? Var tabii ki. Ben bir bakayım. Barış Bey, ne biçim bakıyorsunuz öyle? Korktum vallahi adama bir şey yapacaksınız diye. Kork zaten Aslı, kork. Bak buraya niye geldiysek halledip gidelim. Bu oyunlar yetti. Tamam. Daha senetlerin yerini öğrenemedik. Oyun oyun derdinde değilim ben. Teo bir yolunu bulur. Sen karışma. Alacağız biz senetleri. Dava açacağım ben adamlara. Sizden avukatlık isteyen olmadı Barış Bey. Kendi kendinize iş yapıyorsunuz. Aslı, bana olan inadından okuluna yazık ediyorsun zaten. Mahallene de yazık etme. Ha ayrıca bunlarla kendim ilgileneceğim diyorsan avukat olursun. Yok efendim olmayacaksan da o zaman avukata bırakacaksın. Tamam o zaman ne yapmamız lazım? Yani senet yetiyor mu bunun için? Uzak dur şu adamdan. Ne alakası var? Uzatma. Ya bence iyi bir çocuğa benziyor. Sakın. Aslı sakın. Benim kendimi sakınmam gereken tek kişi sizsiniz Barış Bey.
işime dört elle sarıldım. Sahip çıktım. Ama siz sebebini bile söylemeden beni işten çıkardınız, attınız. Yani artık patronu değilsiniz. Hiçbir şeyim değilsiniz. Haklısın. Patron değilim. Ama aramızdaki iş bitse de Aslı ile Barış olarak konuşamaz mıyız? Siz kaçmamaya karar verdiğinizde konuşuruz belki. Ok attın mı? Gerektiğinde. İyi. Nereye kayboldun yine? Hadi gel, ok atacağız. Emrah ya, biz ne zaman iş konuşacağız? Luna Park'a döndü burası. İşimizi halledip gitsek biz artık. Ya bunlar da iş Demir'leydi. Birbirimizi tanıyoruz. Kolay mı insan tanımak? Heh, sabırsız da geldi. Hadi Emrah. Şimdi gençler. Ben bu ok atma meselesine kafayı fena taktım. Neden biliyor musunuz? Ben öyle boks moks itiş kakış sevmem. Sakin sakin bir tane atacaksın. Hedefi tam gözünden vuracaksın. Benim olayım bu. Ben şimdi kızları tanıdım. Onların olayı ise önce sopa, sonra ekmek. Ama biraz da sizleri tanıyalım gençler ha. Gelin bakalım. İyi hadi ne yapacaksak yapalım da geçelim şu masaya. Sen de ötekini al evlat. Hadi. Sen Barış Bey'le miydin? Evet. Galiba beni Emrah'tan kıskandı. Kıskanmıştır tabii kızım ya. Bir şey dedi mi? Ne dedi? İş ilişkimiz bitti. Aslı ile Barış olarak konuşalım dedi. Ay kızım. Bu adam seni siz rahat rahat sevgili olun diye işten çıkarmış olmasın sakın. Ay Aslı. Kızım bunların eline de verdiler okları. Adamları vurmasın bizimkiler. Ya bir o eksikti zaten.